Evet. Biz de 15 senedir beraber çalışıyoruz. Savaşılmaz. Falcon Aerospace. Merhaba, Atlaşım. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Bizim Halep Türklerinden Suriyeli iş adamımız. Türk iş adamımız. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Erdal Akın, eski turizm yetişkisi. Burada kaldı mı? Burada kaldı. İyi. Şimdi bakalım. Ne var ne yok? İyilik, nasılsınız? Aydın, sen bu tarafta mı oturuyorsun? Yok, bu tarafa geldim. Bu tarafa geldin. Evet. Nasıl, askerler iyi mi? İyi, yakışsın. Sağ olun. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş geldin. Yeni denek başkanımız açıldı. Washington'a gidiyoruz, orada. Evet. New York'a gidiyoruz, orada hiç üşen mi? Çok değerli vatandaşlarımız, değerli konuklar. Öncelikle sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kısa bir süre içinde davet ulaştırmamıza rağmen bu daveti kabul ederek, programlarınızı değiştirerek geldiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de işlerimiz yoluna gidiyor. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. 2017'de ekonomimiz %7 büyüyecek en az. 2017'nin 3. çeyreğinde %11 büyüdük. Zorluklarımız oldu, etrafımızda sorunlar var. Darbe girişimine maruz kaldık, terör örgütleriyle mücadele ettik. İçeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürdük. Etrafımızda yönetilemeyen ülkeler var. Avrupa ekonomisi eskisi kadar iyi değil. Ama Türkiye parlayan bir yıldız ve zorluklarının üstesinden geliyoruz ve mücadele de ediyoruz. FETÖ terör örgütüyle Türkiye'de biz nasıl mücadele ediyorsak, burada Amerika'da yaşayan siz vatandaşlarımız da aynı şekilde mücadele ediyorsunuz. Bunun farkındayız. Bu örgütün nasıl bir hain örgüt olduğunu tüm dünya anladı, inşallah Amerika'da bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. Ve iade taleplerimiz gerçekleşmedi. Henüz daha bir soruşturma açılmadı ama mücadelemizi sürdüreceğiz. Amerika bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesidir. Bazen farklı görüşlerimiz olabilir veya görüş ayrılığımız olabilir. Bazı konularda tutumlarımız farklı olabilir ya da inişler çıkışlar olabilir. Ama bu FETÖ meselesi ve Amerika'nın, ABD'nin YPG'ye silah vermesi sebebiyle ilişkilerimizde, özellikle halkın hissiyatını söylüyorum, bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz ki birçok ortak hedeflerimiz var. Terörle mücadele, aynı şekilde NATO içinde çok önemli iki müttefiyiz. İşte yarın, iki gün sonra Vancouver'da bu toplantıya katılmamız bile esasen ta Kore Savaşı'ndan bu yana Amerika ile oluşturduğumuz bu müttefiklik ilişkilerimizin bir yansımasıdır. Bizim normal şartlarda ne Amerika ile, ne Avrupa ile, ne Almanya ile problemimiz yok. Almanya şimdi ilişkileri düzeltmek istedi. En son Berlin Wolfsburg ziyaretimizde ilişkilerde yeni bir sayfa açtık. Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı telefon açıp, ben Türkiye'yi çok seviyorum, Türkleri çok seviyorum. Derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı'nın dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Dolayısıyla ilişkilerimizi düzeltebilir miyiz dedi. Memnuniyetle dedim. 25'inde kendisini gençlik yıllarında, yaz aylarında büyük geldiği Büyükada'da ailesiyle birlikte, eşimle birlikte inşallah ağırlayacağız. Ve yeni sayfa çizeceğiz. Bizim niye problemimiz olsun? Bizde yani yabancı düşmanlığı yok. Hristiyan düşmanlığı yok, Yahudi düşmanlığı, antisemitizm yok, Avrupa ile bir problemimiz yok. Aynı kıtada yaşıyoruz. Onların ekonomik kalkınması bizim de yararımıza. Onların güvenliği bizim için de önemli. Biz böyle bakıyoruz. Ama Avrupa'da değişik trendler var, ırkçılık artıyor, yabancı düşmanlığı artıyor, siyasi partilerde ve siyasetçilerde zemin kayması oluyor. İnşallah 2. Dünya Savaşı öncesine dönmeyiz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda da böyleydi. Sonra savaşlar oldu. Bir daha savaş yaşamaya gerek yok. Onlardan ders almak lazım. Avrupalı dostlarımıza da anlatıyoruz bunu. Ama çok şükür bizde bu akımlar yok. Ve biz pekala bu ülkelerle kazan kazan ve birbirimize saygı anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım.
Hepinize katılımınız için gönülden teşekkür ediyorum. Emin olun ki sizleri hiçbir zaman bizde yalnız bırakmayacağız. AlaturkaOnline.com The first Turkish newspaper in the U.S.